100 kişi, Yıldırım'da öyle insanlar var. Birer lira verseler o tesis emin olun ki biter. Evet. Benim isteğim Bayrampaşa'nın da, Küçükköy'ün de, Kartaltepe'nin de, Kocatepe'nin de Zülfü Hocam'a sahip çıkması ve destek vermesini beklerim. Evet. Biz dostluk istiyoruz. Benim için Kartaltepe'liymiş, Bayrampaşalıymış, Küçükköy'lüymiş, Gazi Osman Paşalıymış. Biri hiç benim için farkı yok. Onlar hepsi benim kardeşim, hepsi benim bir komşum. Çünkü 42 senedir burada yaşıyoruz. Ve dosyayı yaşadık. Ve dosyada devam etmesi gerekiyor. Zülfü Hocam'a benim elimden geldiği kadar, yapabildiğim kadar, gücümün yettiği kadar destek, maddi, manevi her türlü yanındayım. Ve benim gibi de bütün herkesin onun yanında olmasını isterim. Zülfü Hocam'a evet, destek vermek zorunda. O tesis olduktan sonra benim çocuğum, sizin çocuğunuz, Kartaltepe'nin çocuğu evet, kötü alışkanlıklardan uzaklaşıp basket oynayacak. Bütün gün orada sokakta oynamaktansa gidip basket oynayacak. İleride büyük bir Hidayet abimiz gibi olabilir. Erdem gibi olabilir. Sevim Erdem. Evet. Bunlar gibi güzel futbola ve gurur duyabileceğimiz. Şimdi ben televizyona baktığım zaman abi bizim Yıldırım'ın çocuğu dediğim zaman bir gurur duyuyorum. Evet. Onun için yardımcı olmaları gerekiyor Zülfü Hocam için. Çok anlamlı bir geceydi. Sayın Hamidoğlu siz neler söyleyeceksiniz bu dayanışma gibi? Hep beraberdik orada. Çok saygın yani elit bir akşam oldu. Ve çok da ciddi bir rakam toplandı anında. Yani yarım saat gibi evet, kısa bir sürede. Bir de çok samimi bir ortam vardı. Tabii Bayrampaşa Sancakspor sadece basketbolda değil. Diğer branşlarda da hizmet veriyor. Satranç olsun, yüzme olsun. Bunun yanı sıra yani getirmiş olduğu diğer branşlarda da özellikle çocuklarımızın gelişiminde, sosyalleşmesinde önemli bir yeri var. Bayrampaşa Sancakspor'un geceyle ilgili siz neler söyleyeceksiniz? Öncelikle ben Zülfü Koşut arkadaşımızı tebrik ediyorum. Bilhassa da Levent Topsakal'ı orada gördükten sonra, ne kadar özveriyle çalıştığını gördükten sonra, inanın çok samimi duygularla söylüyorum. Bu başarıların daha da büyümesi açısından bu desteklerin düzenli gelmesini diğer arkadaşlardan, diğer oradaki misafirlerden evet, de istiyoruz tabii ki. Bunlar tabii Türkiye örnek olan dayanışmalar. Biz o tabii Gençlik Spor İl Müdürümüz Sayın Tamer Taşpınar olsun, özel evet, idare olsun, Sayın özellikle Ali Düşmez evet, İl Genel Meclis Üyesi, Futbol Federasyonu Üyesi. Belediye Başkan Yardımcılarımız. Çok çok önemliydi. Çok bu önemli dostlarımız, Zülfü kişiler vardı. Evet. İşareler yaşandı. Ben hemen Sayın Eryüz'e dönmek istiyorum. Sayın Eryüz, özellikle felsefeniz, kafanızdaki düşünce, Yıldırım Bosna'da tabii geçmişte de önemli altyapı çalışmaları oldu. Velilerle diyaloglar, antrenmanlara sporcuların gelmesi, gitmesi, onların okullarla olan diyalogları. Sizde nasıl, neler tasa, neler yaşanıyor, neler yapıyorsunuz efendim? Şimdi bu biz yeni dönem için velilerle diyalogumuzu sıklaştırmak istiyoruz, kaynaştırmak istiyoruz. O velilerimizi yeni binamıza kısmet olursa davet edeceğiz. Kulübümüz hakkında, futbol okulu hakkında bilgi vereceğiz. Nasıl okullarla diyaloğu kuracağız, onlara nasıl yardımcı olabiliriz? İstekleri nelerdir? İstekleri nelerdir? Onları nasıl geliştirebiliriz? Mesela zaten şimdi her okuyan öğrencinin bir sporla uğraşması gerekiyor. Genelde erkeklerimizde zaten Yıldırım'da oturanlar ya basket ya futbolla uğraşıyor. Biz de bunlara öncü olmak istiyoruz, yardımcı olmak istiyoruz. Çocuklarımızı sokaktan kurtarmak istiyoruz. Evet. Yani, bu tabii önümüzdeki süreç içerisinde inşallah yeni bir yapılanma da hep beraber yeni inşallah genel kurulda da bakalım, onu da ilerleyen dakikalarda konuşacağız ama tabii. Ben Sayın Saatçı'ya dönmek istiyorum. Sayın Saatçı, geçenlerde muhteşem bir açılış vardı. Sağlık nedenlerinizle alakalı o gün rahatsınız, gelemediniz ama sizin adınıza Sedat Hoca gerçekten hem Sayın Bürge'yi, Sayın Belediye Başkanı'nı, güzel muhteşem bir açılıştı. Sevgili yönetmenim de o DSF'leri ekrana şu an getirirse DSF'lerle birlikte o muhteşem güne beraber bir dönelim. Bugün artık Yıldırım Bosna kiradan kurtuldu. Birazcık bu tesiste ve belediye başkanının yaklaşımıyla ilgili bir başkan olarak bu tesis sizin için neler ifade etti? Bir de modern bir dizaynı var. Güzel de bir park içerisinde. Buyurun. İlk önce belediye başkanımız Hüseyin Bürge'ye çok çok teşekkürler.
öyle bir tesis verdi ki çoğu amatör ligde değil, profesyonel ligde, çoğu liglerde böyle bir tesis yok. Geç kalmış bir şey ama o da bizim hatalarımızdan dolayı diyelim. Çünkü bazen insanlar hata yapar bilerek veya bilmeyerek. Ama önemli olan Hüseyin Bürgen'in, belediye başkanımızın vermiş olduğu tesisi en güzel şekilde değerlendirip en onun ebedi bu hatıra olarak ondan kalması. Şöyle söyleyebilirim. Bu tesisle beraber Yıldırım Bosna Spor Kulübü layık olduğu yerlere gelecek. Kiradan kurtuldu, yıllarca vermiş olduğu kira bedelleri ve yani emaneti gibiydi. Ama gerçekten şimdi kulüp oldu. Çünkü kendi tesisi var. Evet. Biz bu tesisi büyütebilirsek, tabii büyütme demek o da her şeyi devletten değil, bizim halkımızla beraber. Ve gerçekten Yıldırım Mahallesi'nin bu bütün gelmiş geçmiş yani başkanlarımız olsun, teminki mesajı gönderen başkanımız dahil. Yıldırım Bosna Spor Kulübü'ne elinden geldiği her şeyi yapar. Bizde çok güzel bir birlik var. Tabii yıllarca bunu değerlendiremedik. Bugünden sonra onu değerlendirmeye bakacağız. Bayram Hocam, başkanım çok güzel yardımları oluyor. Ve onun öncülüğünde de bazı şeyler gerçekten şu anda benim için Fahri Başkan, Bayram Güven. Ben öyle... Evet, Bayram Güven ismi biraz tabii öne çıkıyor. Şimdi Bayram Güven'i ben tabii geçmişte çok önemli değerlerimiz var. Ve parlamentoda da bu değerleri görebildik. Örneğin bir Bahri Sipahi gerek centilmenliği gerek futbolculuğunda çok güzel bir duruş. Gerek siyasette gerek futbolda. Yıldırım Bosna'nın yetiştiği değerler. Bir Saffet Sancaklı artık o da parlamentonun yoluna girmeye çalışıyor. İnşallah onun da yolu açık olsun. Çünkü camialarda ne kadar çok demokrasinin güzelliği bu. Düşünebiliyor musunuz parlamentoya ne kadar sporun içerisinden arkadaşlarımız giderse sporun sorunları ne kadar çabuk aşılır. Bu konuda neler söylemek şöyle istersiniz? Şöyle söyleyebilirim. Çok değerli insanlar. Bahri abim olsun. Saffet abim. Diğer abilerim. Zülfü Koçlar olsun. Kerim Erdemler olsun. Bunlar kendilerinden çok şeyler veren Yıldırım Bosna Spor Kulübü'ne kendinden verilen şeyler. Bu insanlar eğer siyasete girirse emin olun ki Bayrampaşa içinde, Yıldırım Mahallesi içinde, Kartaltepe içinde, Gazi Osman Paşa içinde, yani şu bölge için yararlı olacak insanlar. Saffet abi olsun, futbol olarak bu insanlar büyük futbol, bir şans olur. Şans olur. Tabii gönül ister, duyduğuma göre belediye başkanımız da adaymış. İnşallah o da seçilir. Hüseyin Bürge. Evet. Hüseyin Bürge de seçilirse. Yani insan özünü unutmayan bir insan. Evet. Onların seçilmesini isterim. Şimdi tabii Sayın Bürge kimin ne dediği beni fazla bağlamıyor. Ben kendi düşüncelerimde gerçekten eşit mesafede ilkeli, başarılı bence örnek alınacak da çalışmalar yaptı. Şimdi bir yanda bakıyorsunuz Bayram Güven, bir yandan bakıyorsunuz sen siyaset programı değil ama bunları da sporun yani içenden gelen dostlarımız, sporun evlatları, sizin kardeşleriniz bunlar. Bir yanda Saffet Sancaklı'ya bakıyoruz MHP'den, bir yandan bakıyoruz Bayram Güven, çok önemli bir değer CHP'den, bir bakıyoruz Hüseyin Bürge, Adalet ve Kalkınma Partisi'nden milletvekili aday adayları. Şimdi bu bir ilçe için çok önemli. Tabii bu ki. Mozaiğin renkleri çok önemli. İşte burada suistimal etmeden, demokratik bir ortamda, özgür iradede, hiç kimsenin düşüncesini ipotek koymadan bu yolu desteklemek lazım. Bayrampaşa'nın yolu açık olsun. Evet. Adaylarımızın yolu açık olsun. Evet. Çünkü sporun arkasında duracak değerler, liderler bunlar. Hemen bu noktayı burada kapattıktan sonra özellikle Büyükçekmece, Silivri'nin şampiyon olduğu ligde Büyükçekmece ikinci bitirdi ama bunun yanı sıra sürpriz bir takım Gazi Mahallesi kastı kavurdu son ana kadar neredeyse. Orada da bir hoca değişikliği. Mustafa Hoca'yı buradan ben kutluyorum. Çok sevdiğim bir kardeşim. Ama Senimiye Spor yılların senin vefası ve Yıldırım Bosna. Şimdi siz bu grupta önemli müsabakalar oynadınız. Tabii o kadar humanist bir şekilde söylediniz ki Türkiye'de biraz işler kötü gittiği zaman çok da antrenör enflasyonu var. Siz kendi aile içinizde bir kan değişikliğine gittiniz ve işler rayına oturmaya başladı. Aslında yurt dışı seyahatleriniz var zaman zaman, evet, biliyoruz. Peki
Bu müsabakalarda özellikle bu grupta yönetim kurulunuzda yaptığınız toplantılarda yani koyduğunuz hedefi yakaladınız mı? Aslında gelinen nokta Şampiyonlar Ligi, ateşten gömlek bu ligde. Lig nasıl geçti? Özellikle ulaşım olsun, sağlık olsun. Nelerden destek aldınız? Ligin bir bu konuda puantaj açısından da bir değerlendirir misin Sayın Başkan? Şöyle söyleyebilirim. İlk kez hayatında Yıldırım Bosna Spor Kulübü yardım almadan lig bitirdi. Yani ufak tefek yardımlar oldu ama kendileri istekleriyle abilerimiz. Yani gidip de kimseden bir şey istenmedi bu sene. Bayram Güven olsun kendi isteğiyle. Ondan sonra bazı abiler söyleyeyim. İsim vermeyeyim de daha iyi. Evet. Biz kendimiz yani 3 kişi bu ligi tamamladık. Bazı yöneticiler ayrıldı. Ama yine de benim abilerim, kardeşlerim her zaman da saygı duyarım. Bu sene tek başımıza. Hedef bizim bu sene şampiyonluktu ama tabii bu grubu görünce biz yeterince hazırlanmadık. Çünkü birden ben başkan oldum. Yurt dışındaydım. Aniden çünkü istediğimiz transferleri de yapamadık. İstediğimiz hazırlığı da yapamadık. Ama bu sene 3 ay önceden bütün her şeyin planını, projesini çizip 3 ay önceden başlayacağız. Bizim hedefimiz şampiyonluk. Dediğim gibi Yıldırım Bosna Spor Kulübü'ne yakışan şampiyonluk. Daha ileriye. Ve çoluk çocuğumuza başkanımızın söylediği gibi spor okulunu daha çok geliştirip ve ailelerle 15 günde bir, evet, birer diyalog çocuklarının nasıl gelişimlerini görmeleri ve onlarla diyalog kurup çocuklarının eğer ki olmadığı yerde onlara tavsiyede bulunup hocaların tavsiyesiyle çocuklarımıza futbolu aşılayıp daha terbiyeli ve kötü alışkanlıklardan uzak durmaları için ayda bir kere kulübe toplayıp onlara ders vermek. Neyin zararlı olduğunu. Ve tarihi resimlerimizi görüyorsunuz. Onları, evet, gösterip onların da bu şekilde hayatını sürdürmesi. Güzel futbolcu olması. Büyüklerini, başarılı, evet, büyüklerini. Neden onlar da bir Saffet Sancaklı, bir İlyaya Türkoğlu, Bahri Sipahi, buna Kadir, benzer. Tabii Cemşir Muratoğlu aslında. Ben aslında Cemşir Muratoğlu'nu çok iyi değerlendirdiğinizi düşünmüyorum Yıldırım Bosna camiasında. Hep şu var. Yani müsaade ederse yani biraz yönetim profili. Ya bilgi donanımı çok yüksek olan değerler çok çabuk kabul ediyor. Çünkü hep yöneticiler bir yerde hep müdahale etme zihniyetinde olan insanlara. Bırakın teknik adamlar, bilimsel çalışan teknik adamlar. Bunlar uzun vadede verim alacağınız projeler. İşlerini yapsınlar. Belirli bir süre sonrasında bunları görelim. İşte